Merhaba. Lahey'deki Moritz House Müzesi'ndeyiz ve Rembrandt'ın en ünlü resimlerinden birine bakıyoruz. Doktor Tulp'un anatomi dersi. Bu bir grup portresi. 17. yüzyılda Felemenk Cumhuriyeti'nde bu tarz portreler çok önemliydi. Burada gördüğümüz insanlar ise cerrahlar loncasından kişiler. Genellikle loncanın bir araya geldiği halka açık yerlerde asmak için düzenli olarak portre sipariş ederlerdi. Yılda bir kere herkese açık bir diseksiyon işlemi yapılırdı. Burada kadavra parçalara ayrılır ve bu parçalar tek tek açıklanırdı. İşte burada da tam olarak böyle bir sahne görüyoruz. Ama tabi bu gerçekte olanın aynı değil. Gerçeğinde bu çok daha fazla insanın önünde sergilenen bir olay olurdu. Baş cerrah yani Doktor Tulp aslında diseksiyonu yapan kişi olmazdı. Bu işlemi asistanı yapıyor olurdu. Burada olağanüstü başka bir şey daha var. Rembrandt aslında bu resimde bir bakıma grup portresini yeniden keşfetmiş. Şöyle bir hatırlayalım. Hollanda 17. yüzyılda çoğunlukla Protestan'dı. Kilise artık en büyük işveren değildi. Bu yüzden sanatçılar iş almak için profesyonellere ve orta sınıfa yönelmişlerdi. İşte bu da bunun bir örneği. Profesyonel sınıf, orta sınıf ve tüccar sınıf da sanatkarlardan isteklerini yeni yollarla karşılamalarını bekliyordu. Mesela buradaki örnekte bu cerrahların profesyonelliğinin gösterilmesi ve özellikle Doktor Tulp'un dehasının vurgulanması istenmiş. Bu resimden önceki tarihlerde kültürel olarak insan bedeni hakkında pek bir fikrimizin olmadığını düşünmek çok garip geliyor. Rönesans döneminde insan bedeni tekrar incelenmeye başlamıştı. Burada yani barok dönemde ise insan bedeni bilimsel olarak araştırılıp daha yakından tanınmaya çalışılmıştı. Mesela Leonardo ve Michelangelo kadavraları incelerlerdi ancak bunu gizli yaparlardı. Böylelikle insan vücudunun nasıl çalıştığını anlayıp bunu resimlerinde gösterirlerdi. Kuzeyde Felemek Cumhuriyeti'nde ise doktorlar ve sanatçılar bunu açık açık yapabiliyorlardı. Kadavranın ayak ucundaki kitap da bize insan anatomisine olan ilginin tekrar canlandığını gösteriyor. Resimde az önce asılarak öldürülmüş bir adamı inceliyorlar. Bir suçluyu. Rembrandt yüzlerin sırayla dizildiği bir geleneği nasıl da değiştirmiş değil mi? Grup portreleri o zamanlarda bir nevi belgeleme yapmak için bugünkü sınıf resimleri gibi çizilirdi. Sanatçı ise buna kendi yorumunu katarak bir hikayeye hem de diğer insanlarla paylaşılan bir ana dönüştürmüş. Anlatılan hikayede bütün figürler farklı şeyler yapıyor. Her biri farklı şeylere dikkat kesilmiş. Bunlara ek olarak harika, geçişli bir ışık kullanımı gözümüze çarpıyor. Işık en çok doktor tulpa ve kadavraya vuruyor. Doktor Tulp kadavranın tendonlarını gösteriyor. El ve ön kolu inceliyor. Burada hem insan elinin mekanizmasını açılmış tendonlar sayesinde daha net olarak görüyoruz hem de doktorun elinin bu eli nasıl taklit ettiğine şahit oluyoruz. Ha, ayrıca direkt olarak görmesek de fırça darbelerinden ve boyadan ressamın elini de burada gördüğümüzü varsayabiliriz. Tulp, açıktaki tendonların eli nasıl hareket ettirdiğini kendi sol elinde göstererek anlatıyor. Sanatçı figürleri bir piramit oluşturacak şekilde düzenlemiş. Neredeyse üst üste istiflenmiş gibi duruyorlar ve bu sayede hiçbir yüz bir diğerinin arkasında saklı kalmamış ama aynı zamanda çok ön planda da tutulmamış. Piramit biraz sola doğru kaymış gibi. Yani bir asimetri var. Tulp sağ tarafta neredeyse tek başına duruyor. Kadavra üç boyutlu etki vermesi için bazı açılardan kısaltılmış ve neredeyse bizim alanımızdaymış gibi görünüyor. Bunlar 17. yüzyılda halka açık olaylardı. Ancak bizim pek alışkın olduğumuz şeyler değil. O yüzden bizim için bu bakması güç bir sahne olabilir. Batı sanatında çoğunlukla resmedilen tek cansız beden İsa'nınki olmuştu. Hatta İsa'nın buradaki poza yakın bir şekilde açıyla kısaltılmış pozları bile var. Mesela Mantegna'nın Ölü İsa adlı eseri. Ama burada ruhani dünyanın yerini bilim alıyor. Bu da bize bilimin 17. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş modern dünyadaki yerini almaya başladığını gösteriyor. Rembrandt grup portresine drama, anlatım ve hikaye katmış. Bunu gece nöbeti tablosunda da görmüştük şahane bir canlılık ve doğallıkla daha önceki grup resimlerinin katılığını ve donukluğunu bozmuştu. Aynı gece nöbetinde olduğu gibi sanatçı dikkatimizi belirli yerlere odaklıyor. Örneğin sol alt köşe tamamen karartıldığı için neredeyse görünmez bir hal almış. Sadece figürlerin dirseklerini, kıyafetlerinin bir kısmını ve bir de sandalyeyi seçebiliyoruz ama zaten odağımız da orada değil gözümüzün orada durmaması gerekiyor gözümüz merkeze odaklanmalı tüm dikkatimiz bu figürlerin üzerinde toplanmalı buradaki figürlerin ne kadar başarılı resmedildikleri kolalı beyaz yakalarından açıkça anlaşılıyor bu şahane beyaz yakalar bu insanların statüsünü ve saygınlığını temsil ediyor bu kadar mükemmel durmaları için verilen emeği düşünün o yakaların bu kadar muhteşem görünebilmeleri için nasıl temizlendiğini, ütülendiğini ve kolalandığını bir hayal edin. Tam bir barok resim. Biz de adeta bu kadavrayı çevreleyen çemberin bir parçası gibiyiz. Rönesans'ta göremeyeceğiniz bir doğruluk ve yakınlık hissi var. E, tabii ki kadavra da oldukça gerçekçi çizilmiş. Rönesans'ta gördüğümüz bedeni idealize ederek yansıtma durumu burada yok. Burada gündelik hayata, gerçeklere olan bir ilgi söz konusu. Bu özellikle Felemenk barok resimlerinin en önemli parçası. Rembrandt bu resmi yaptığında 25 yaşındaydı. İnanılmaz, değil mi? Birçok kişinin daha öğrenci olduğu bir yaşta o kusursuz bir ressamdı. Amsterdam'a yeni taşınmıştı ve bu resimle beraber bundan sonra gelen yıllarda Amsterdam'da portre alanında aranan bir isim olmak üzere şahane bir kariyere adım atıyordu. Hoşçakalın.